Zaman mı? Değil Mısır'ım. Haftanın yine o zamanı mı gelmiş? Bilinmeyenin içine daldığımız, cevaplanmamış soruların içinde kaybolduğumuz zaman mı? Yanlış anlamayın. Ben doğru yerdeyim. Ama insanlar bazen yanlış yerlerde kaybolabiliyorlar. Bitmemiş bir iş, yarım kalmış bir hayat, çözülmemiş bir sorun zihinleri meşgul edebiliyor. Yine de işin bu kısmını belki de o kadar düşünmemeliyiz. Sonuçta yanlış yerdeki doğru insan gerek duyduğumuz bütün değişimi sağlayabilir. Uyum sağlamak ve sağ kalmak gerekiyor. Yanlış yerde, yanlış zamanda bile. Böylece doğru andaki doğru kişi olabiliyoruz. Ama belki kim veya ne olduğumuz bilgisi şimdi konuşacaklarımız kadar önemli olmayabilir. Gözünüzü, kulağınızı iyi açın değerli dostlarım. Anlatacaklarım var. This is gonna blow your fucking mind! Ah shit, here we go again. Half-Life oyunlarında uzaylı işgali sonrası oluşan bir dünyada, başta Gordon Freeman adlı bir bilim insanı olmak üzere, çeşitli karakterlerle düşman güçlerini yenip, belirli bulmacaları çözüyor ve bilimsel çevreden oluşan bir direniş gücüne destek veriyoruz. Bazen deney tesisleri ve askeri üs gibi yapıların, bazen şehir meydanları ve sokakların, bazen de ıssız çöllerin veya dış boyutların işin içine dahil olduğumuz bu oyunlarda, detayları seçebilen gözlerin dikkatine olmadık yerlerde görünüp ortadan kaybolan takım elbiseli bir figür takılıyor. G-Man olarak bilinen bu figürün, boyutlar arası seyahat yapabilen bir bürokrat olduğu bilgisine sahibiz. G-Man aynı zamanda Half-Life oyunlarının hikayelerine önemi bir hal yüksek noktalardan da bağlanıyor ve oyunlar arasındaki farklı bağlantıları da sağlamış oluyor. İşte bu videoda G-Man'in kimliği, amacı ve de Half-Life 3'ün olası hikayesini yapacağı etkileri üzerine konuşacağız. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Half-Life gizemleri G-Man'e hoş geldiniz. Half-Life'ın ilk oyunun son bölümünde Nihilant adlı nihai düşman telepatik yetenekleriyle sürekli Gordon ile iletişim kuruyor ve ona farklı cümleler aktarıyor. Bu cümlelerden bir tanesinde diyor ki, sen insansın ama o değil. Nihilant öldükten sonra kendisiyle de doğrudan karşılaşmamız G-Man'in insan olmadığını vurguluyor. G-Man'in konuşmalarını incelediğimiz zaman ise genelde vurgularının, ses duraksamalarının ve nefes alışlarının hep olmadık yerlerde, olmadık harflerde, seslerde oluştuğunu görüyoruz. Bariz bir şekilde G-Man insan diline yabancı, iletişimi boyunca ya çok zorlanarak ya da pek özen göstermeyerek konuşuyor. Half-Life 2'de Vortigon'larla olan münasebetiyle Half-Life Alyx'te Combine'ın onu hapsetmek için harcadığı çaba da işin içine girdiği zaman G-Man'in insan değil de bir uzaylı olduğunu düşünmek çok zor değil. Bu noktada hangi türe ait olduğunu düşünmek en doğal hareket gibi gelebilir. Combine danışmanı, Nihilant ve hatta zamanın ötesinde türünün ilk hallerini geride bırakmış insan soyunun bir ardılı olduğu çıkarımlarını bile yapabiliriz. Yine de Half-Life serisi boyunca gördüğümüz sayısız uzaylı türü ve ileride de göreceğimiz muhtemel türler bu soruyu biraz gereksiz kılıyor. Çünkü nasıl bir türe dahil olduğundan bağımsız olarak G-Man'in bu kadar önemli olmasının sebebi sahip olduğu yetenekler, işvereni o konumunda olan diğer güçler ve de nihai amaçları. G-Man'in işverenleri hakkında o kadar fazla bilgimiz yok. Bu işverenlerin hem Combine'a hem de Zen boyut dünyasındaki yaratıklara karşı bir düşmanlık sergilediğini biliyoruz. G-Man'e verdikleri görev konusunda pek bir bilgimiz yok ama birazdan daha kapsamlı fikirlerimiz oluşmaya başlayabilir. Bu görev nasıl bir şey olursa olsun, G-Man olaylara doğrudan müdahale etmiyor. Bazı kısıtlamalara uğradığını zaman zaman belirtiyor. Uzay zamanda çok isabetli atlayışlar yapabilmesine rağmen olayları kendi eliyle değiştirmiyor. Olaylara dahil olan kişileri manipüle edip süreci kendi istediği yönde değiştirmeyi tercih ediyor.
Half-Life 1 ve 2'de Gordon Freeman'ı bu şekilde kullanıyor. Aynı şekilde Half-Life 1 eklentisi Opposing Force'da Adrian Shepard'ı manipüle ediyor, Half-Life Alyx'te de Alyx'i işe alıyor. Ne olursa olsun, nasıl bir sonuç isterse istesin, zamanın akışına doğrudan müdahale edemiyor. Bundan yola çıkarak işverenlerinin de benzer eğilimleri olduğunu düşünebiliriz. Yani onlar da doğrudan müdahale etmekten kaçınıyor. Peki G-Man ve işverenleri tam olarak ne istiyorlar? Evet dostlarım, böylece konuşmamızın asıl önemli kısımlarına geldik. Benim teorime göre G-Man, uzay zamanında ışınlanma yöntemini çoktan bulmuş olan ve bu yöntemi kendilerine saklamak isteyen belirli türler ve uygarlıklar adına çalışıyor. Bu türlerin ve uygarlıkların kimler oldukları o kadar önemli değil. Çünkü uzay zamanın herhangi bir türü, gücü veya tarafı olabilirler. G-Man ise bir noktada bu güçlerle tanışmış ve kendisine bu yetenek verilmiş. Veya tam tersi de olabilir. G-Man bu yeteneği bulmuş ve bu güçlerle tanışmış olabilir. İki durumda da bu türler G-Man'e bir fırsat sunuyorlar ve kendisinden sonra bu yöntemi bulabilecek diğer güçleri, uygarlıkları ve türleri durdurma görevini veriyorlar. Unutmayın, G-Man Half-Life 1'de Black Mesa'ya gelmişken tesiste uzay zamanında ışınlanma deneyleri yapılıyordu. G-Man'in getirdiği kristal ile deneyler biraz erken sonuçlanmış oldu ve her şey sarpa sardı. Peki deneylerin sonucunda çatışmaya girilen türler neredendi ve ne gibi yöntemlere sahiptiler? Deneylerde yaşanan kazalar, Zen'deki türler ile insanların arasında çatışmalara sebep oldu. Zen türleri de aynı şekilde uzay zamanda ışınlanmanın daha ilkel kullanımlarına sahiplerdi. Böylece G-Man bir taşta iki kuş vurmuş oldu. Aynı şekilde G-Man, uzay zamanda yine farklı yetenekler sergileyen Vortigonlarla da bir çatışma halinde. Half-Life 1 eklentisi Opposing Force'un sonunda, Black Mesa'yı yok eden bombanın patlamasını sağlayan figür yine G-Man'dı. Böylece Black Mesa'da devam eden ışınlanma deneylerini de sona erdirmiş oldu. En azından bir süre öyle olduğunu düşündü. Half-Life 2'de Gordon'un ortaya çıkışının denk geldiği zamanın Black Mesa'dan sağ kalan bilimcilerin ışınlanma teknolojisini yeniden kullanıma soktukları zaman olması tesadüf mü? Yoksa G-Man'in sıkıca dokunmuş olduğu detaylı bir manipülasyon dizisinin sonucu mu? Aynı şekilde Borealis gemisi de Black Mesa'da yapılan deneylere benzeyen çalışmalar üzerine kurulmuş bir bilimsel araçtı. Onu bulmaya çalışan direniş gücünün Gordon Freeman'ın ortaya çıkışı ile Combine tarafından bir sürü saldırıya uğraması yine G-Man'in işine geldi ve dünyada ışınlanma teknolojisi yine kimsenin eline geçemedi. Gordon Freeman'ın ortaya çıktığı gibi Combine güçlerini bertaraf etmesi de yine G-Man'in işine geldi. Combine dediğimiz taraf, aslında yeni yeni türlerle karşılaşıp yeni teknolojiler, yetenekler ve tasarımlar elde etmeye çalışan karmaşık bir yapıya sahip bir güçtü. Dünyada geliştirilmekte olan ışınlanma yöntemlerine ulaşmaları an meselesiydi. Gordon Freeman'ın bu noktada ortaya çıkması ve Combine'ın işlerini bozması yine G-Man'in işverenlerinin tam da istediği şey. Eğer bu konuda şüpheleriniz varsa, G-Man'in kendisi de bu durumu güzelce özetliyor. Yanlış yerdeki doğru insan gereken tüm değişimi sağlayabilir diyor. Yani doğru insanı oraya ait olmadığı yerlere getirebildiğiniz sürece istediğiniz değişimleri sağlayabiliyorsunuz. Uzay zamanda ışınlanmanın da yapabildiği şey tam olarak bu. G-Man ve işverenleri ışınlanma kullanımına sahip güçleri temsil ediyorlar ve kesinlikle başkalarının bu yöntemi elde etmelerine izin vermiyorlar. Fakat zamanın kendisi hassas bir yapı olduğundan olaylara doğrudan müdahale etmek yerine bu olayların içinde yer alabilecek insanları manipüle ediyorlar, istedikleri değişimleri bu şekilde elde ediyorlar. Gordon Freeman, Alyx Vance ve Adrian Shepard da bu insanlardan. Tabii G-Man tam olarak kimlerle ve nerelerle sorumlu orasını bilemeyiz. Combine ile doğrudan bir çatışma içinde olduğunu, Zen ırklarının peşine düştüğünü ve dünyadaki olayları takip ettiğini biliyoruz. Bu yüzden en az 3 farklı uygarlığı manipüle ediyor. Bu şekilde daha fazlası ile ilgileniyor da olabilir. Gelelim Half-Life 3'ün olası hikayesine. Half-Life Alyx'in sonundan öğreniyoruz ki G-Man Gordon'un sonuçlarından memnun değil. Onun yerine koyabileceği birini arıyordu ve Alyx Vance'i tam olarak bu durum için işe aldı. Ama Half-Life serisinin geri kalan oyunlarında G-Man ile Gordon arasında geçen herhangi bir çatışmaya dair bir iz yok. Yani ne olmuşsa daha görmediğimiz bir olay hakkında. Gelecekte olacak bir olay hakkında.
G-Man bunu Alex'e söylediği anda daha Half-Life 2 olayları gerçekleşmemiş bir zamanda bulunuyordu ve bir hapishanenin içinde hapsedilmiş durumdaydı. Yani ileride gerçekleşecek bir olay, Gordon'ın tercihleri yüzünden olacak, G-Man'e ters düşen bir doğası olacak ve onu zamanda geriye, Combine'ın eline düşeceği bir hapishaneye gönderecek. Bu hapishane öyle bir hapishane ki Combine zamanın gerisinde yapmış bunu. Yani ya Gordon ile Combine işbirliği yaparak böyle bir çabaya giriştiler ya da Gordon Combine'ın böyle bir projeye giriştiğini öğrenip bu durumu lehine kullandı. Direniş güçlerinin ve dolayısıyla Gordon'ın aynı zamanda Borealis adlı araştırma gemisine de ulaşmaya çalıştığını biliyoruz. Bu noktada belirtmek isterim ki Half-Life 3'ün eski hikayesinin sızdırılmış bir versiyonu internette mevcut. Ama bu video için bu hikaye temel almıyorum çünkü Half-Life Alyx ile birlikte serinin geleceği için başka senaryolar düşünülmüş. Borealis gemisinin ışınlanma çalışmaları yürüttüğünü biliyoruz. Hatta kaybolma nedeni de büyük bir ihtimalle bu deneylerden birisinin beklenmedik bir sonuç vermesi. Böylesine gelişmiş bir ortamda G-Man'i uzay zamanda geriye göndermek ve belirli bir noktaya hapsetmek de çok olası. Alyx'in bu bilgiye sahip olduğunu biliyoruz. Half-Life Alyx'in en son sahnesinde Eli Vance'in Gordon'a levyesini uzatıp G-Man'in ve Alyx'in peşine düşeceklerini söylediğini de gördük. O zaman tüm parçalara sahibiz ve hikaye kurma vaktimiz geldi. Borealis'in yeri tespit edilir ve hem Combine'ın hem direniş güçlerinin hem de G-Man'in sonraki hedefi belli olur. Gordon ve Eli Alyx'i kurtarmak için G-Man'in peşine düşerler. Işınlanma teknolojisine kabaca sahiptirler. Bu yüzden oyun ve hikaye boyunca bizi çok farklı mekanikler bekliyor olabilir. Borealis gemisinin içinde geçen bölümler büyük bir ihtimalle Black Mesa'dakilere benzeyecektir. Araştırma tesisleri, laboratuvarlar, deney ortamları, dar koridorlar, mekanik yapılar. Sürekli bir kovalamaca yaşanmasından çok Alyx'teki gibi herkes zaman içinde geminin bir noktasındaki bir merkeze doğru çekilmesi daha olası. Bu yüzden hikaye zaman mekanın büküldüğü absürt bir yarışa benzeyebilir. Bu yarış sırasında Gordon ile G-Man'in hala iletişimde bulunması da yine çok olası. Çünkü G-Man ileride gerçekleşecek olaylarla henüz karşılaşmamıştır ve zamanı kendi üzerine bükme niyeti de yoktur. Tek amacı Borealis'teki uzay büküm teknolojilerini sabote etmektir. Yani bu oyunda iki G-Man birden görebiliriz. Birisi Gordon ile aynı zaman çizgisini paylaşırken bir diğeri kendi zaman çizgisinde daha ileridedir. Vortigonlar da direniş güçlerinin bir parçası olduğu için ve G-Man ile öte boyutlarda farklı durumlarla karşı karşıya geldikleri için onu hapsetme çabasında yine kendilerini somut bir şekilde göstereceklerdir. Direniş güçleri ve Vortigonların tarafında yer alan Gordon, hem ışınlanma teknolojisini muhafaza edip insan uygarlığının sağ kalımı yönünde hem de Alyx'i G-Man'in elinden kurtarma yönünde bir harekete girişecek ve kendi zaman çizgisini paylaştığı G-Man'i tuzağa düşürecektir. Bu iki eylemin birbiriyle çakışması da çok olası, paralel bir gidişata sahip olması da çok olası. Borealis, sahip olduğu dengesiz teknolojiler sebebiyle Gordon'u, Eli'yi, G-Man'i ve Alyx'i uzay zamanda bir oraya bir buraya çok büyük bir ihtimalle dağıtacaktır. Yani Half-Life 3'te hem geçmişe hem geleceğe gitmemiz mümkün. Böylece eski oyunlardaki olaylara da bir şekilde baştan dahil olabiliriz. Hatta bu noktada o oyunlarda G-Man'in kendini olmadık yerlerde göstermesi bile açıklanabilir. Hikayenin zirve noktası olarak da eninde sonunda G-Man'in bir versiyonu geçmişe hapsedilir, bir versiyonu da ya geleceğe hapsedilebilir ya da tamamen öldürülür. Oyunun böyle bir anda klasik bir Half-Life numarası çekip hikayeyi cliffhanger'da sonraki oyunu bekleyeceğimiz bir sonda bitirmesi de yine çok olası. Aynı anda Alyx kurtarılabilir, Eli yine ölebilir. Başka bir ihtimal ise Gordon'un ölmesi ve bundan sonraki oyunlarda Alyx'in ana karakter olarak yer alması. Bundan daha fazlası, daha detaylısı, temelsiz bir şekilde tamamen hayal gücüyle yaratılan kuru spekülasyonlar olur. Başka ne gibi yenilikler eklenir, başka hangi eski karakterler gelir bu kısmını bilemiyorum. Emin olduğum tek bir nokta var. Half-Life 3 geldiği zaman oyun dünyasında bir çağ kapanacak ve bambaşka bir çağ başlayacak. Bu gerçekleştiği zaman ise bu deneyimi yine birlikte yaşayacağız. Sonraki sefere görüşmek üzere.